Evet, bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev değişimi canlı yayında, hemen izleyelim. Çok şükür bugünlere kadar geldik. Önce Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı, sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı, biraz uzun sürdü. Sonra Ankara'ya Cumhurbaşkanımızın davet üzerine geldim. Önce genel merkezde, sonra bakanlıkta, yeniden genel merkezde, sonra yeniden bakanlıkta şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Gücüm neye yetiyorsa onu yaptım. Bilgim, birikimim, çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Vicdanen çok müsterihim. Hamdolsun. Makamlara gelmekten ziyade giderken başınızın dik olması çok önemli. İş yapmış bir insanın müsterih olduğu bir ortamda ayrılabilmesi çok önemli. Elbette biz kanunlara karşı mesulüz, sorumluyuz, hesap vereceğiz. Ama bir taraftan da Rabbimin huzuruna varacağız. Oraya yüz akıyla çıkabilmek de çok daha önemli diye düşünüyorum ben. Elhamdülillah bugün buradan ayrılırken yapmış olduğum hizmetlerden dolayı vicdanen müsterih olduğum gibi vicdan huzuru içerisinde ayrılıyorum. Bir taraftan da görevi en az benim kadar iyi yapacağına inandığım bir kardeşime, bir arkadaşıma yeniden teslim ediyorum. Bir evvelki bakanlık döneminde çukur eylemleri vardı. Güneydoğu'da binlerce ev yakılıp yıkılmıştı. Onların yapımıyla uğraşmıştım. Sonrasında depremden sonra ilk etapta Murat Bakanımızın gayretleri vardı. Sonra ben devam ettirdim. Yeni yeni projeler ortaya koyduk. Onun bıraktığı yerden alıp bitirmek için çok gayret ettim. Şimdi de benim başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır diye ümit ediyorum. Devlette devamlılık esas. Yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler yol yürüdük. Ülkeye çok hizmetler ettik. Allah'a hamdolsun. Bugün de artık bu kamu görevini noktalayarak buradan ayrılıyorum. Bütün milletimizden ve sizlerden haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Bundan sonra da bana düşen bir şey varsa elbette ki yapacağım. Geride biraz dua ordusuna katılacağım ama yine de çağrıldığım zaman ne varsa kardeşlerimin yanında olmaya, ülkem için, milletimiz için doğru neyse onu yapmaya gayret edeceğim. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşime bundan sonraki zor işlerinde Cenab-ı Allah'tan başarılar niyaz ediyorum. İnşallah başaracaktır. Kutsal bir görev bu. Bizler de elimizden ne gelirse onu yapacağız. Mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Benimle gece gündüz koştular. Gece yarısı bile aradım. Yüzleri ekşimedi. Kızmadılar. Bir şey söylemediler. Onlar da haklarını helal etsinler. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bakanlarım, değerli genel başkan yardımcım, değerli basın mensuplarımız, ben de öncelikle bu görevi yeniden bana tevdi eden, bizi görevlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine hem görevi devralırken hem devrederken gurur duyduğum 94'ten bu yana gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı göreviyle gerek bakanlık gerekse genel başkan yardımcılığı görevlerinde bizim örnek aldığımız abimiz Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yani kolay değil, 94 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ben şahsım adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim, ideallerim bizi kardeşi gibi, evladı gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Gece gündüz bunun için çalıştım. Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum. Yeri geldi İstanbul'un Murad'ı oldum. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim. Elinden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletimiz için yapmak olacaktır.
Ülkemiz bir malumunuz deprem ülkesi. Çok acılar yaşadık. Ve bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Başta 11 ilimiz, Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere 11 ilimizde afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle Sayın Bakanımızdan devraldığımız görevi inşallah layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz. Tabii sadece 11 ilimizde değil, işte bugün yaşadığımız, şahit olduğumuz sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, arzuyu, çalışma isteğini hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan işte İzmir'de, Balıkesir'de yaşadığımız yangınlar. Ben buradan tekrar İzmir'imize, Balıkesir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malumunuz iklim değişikliğiyle mücadele de bakanlığımızın en önemli görev alanlarından bir tanesi. Bu noktada da çevremizi, doğamızı gözümüz gibi koruyacak, yeşil alanlarımızı arttıracak ve bu noktada ülkemizin güzelliğine güzellik katacak adımlarımızı da başta sıfır atık projelerimiz olmak üzere millet bahçelerimizde, yeşil alanlarımızla birlikte iklim değişikliğine uyum ve koordinasyon çerçevesinde adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Bu noktada çevre komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Ben hem komisyon başkan yardımcımıza hem komisyon üyelerimize de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı uyumu çok daha yüksek noktada göstermek suretiyle çevre konusundaki hassasiyetimizi bu noktada artırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız ve burada gerek çevre, gerek doğa koruma projeleri, gerek deprem dönüşümü, gerek vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlayacak adımlar başta olmak üzere tüm işleri içtenlikle, samimiyetle yapacağımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum. Ve beraber görev yapmaktan onur duyduğum başta komisyon üyelerimize, yine bakanlıkta beraber çalıştığım çalışma arkadaşlarıma, ki gece gündüz hep birlikte çalıştık. Sağ olsun bakanımız da aynı ekiple çalışma gayreti, tevazusu, inceliği gösterdi. Biz de aynı amaç doğrultusunda inşallah çalışacağız, el ele vereceğiz ve aziz milletimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz diyorum. Ben tekrar değerli basın mensuplarımıza, milletimize şükranlarımı arz ediyor. Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. Hadi arkadaşlar buyurun. Burada iş çok çünkü. Bakanın işine baksın. Bize müsaade.